Kanalımızda şimdiye kadar birçok teknoloji anlattık ama size garantisini veriyorum böylesini daha önce dinlemediniz. Çünkü bugün anlatacağım teknoloji insanın kulağına o kadar basit gelip aslında hiçbirimizin o kadar bilmediği bir teknoloji ki videonun sonuna geldiğiniz zaman neye uğradığınızı şaşıracağınıza garanti verebilirim. Bugün size anlatacağım şey egzoz sistemimizdeki son susturucu. Tek amacı sesi azaltmak olan, çevredeki bu ses kirliliğini engellemek olan, motordaki patlamaları biraz sönümleyerek insan kulağına daha güzel gelen bir ses ortaya çıkarmak olan bu parçanın aslında nasıl çalıştığını insanların %99'u bilmiyor. Ve bu teknoloji 140 yıl önce icat edilmiş olmasına rağmen bugün yaşadığımız hayat koşullarını ne kadar iyileştiriyor hayal etmek bile aslında güç. İşte hayal etmek bile güç olduğu için ben 3 boyutlu CAD modellemede bir susturucu modelleyip bunun akışkanlar analizini yapıp hava akış simülasyonunu gerçekleştirip daha sonra 3 boyutlu yazıcıda yazarak size tam olarak arkasındaki mühendisi ve nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Günümüzdeki motorlar 4 zamanlı motorlar olarak gerçekleşir ve bu evreler aslında emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz evreleridir. Yanma evresinde bir patlama gerçekleşir ve bu patlamada oluşan gazlar egzoz evresine dışarıya atılır. İşte tahmin edebileceğiniz gibi bu patlama aslında oldukça da gürültülü bir olaydır. Hele ki rölanti devrinin yaklaşık 1500 devir olduğunu varsayarsanız 4 zamanlı 4 silindirli bir motorda dakikada 1500 kere patlama gerçekleşecektir ve bu patlamaların her biri ortaya bir ses çıkartacaktır. Hele ki biraz performanslı kullandığınız zaman bu patlamaların sayısı 7000'e 8000'e, motosikletlerde 12000, 13000'e, Formula 1 araçlarında 15000'e kadar çıkacaktır. Ve daha önce motordan direkt çıkan sesi hiç duydunuz mu bilmiyorum ama gelin size hızlıca bir dinleteyim. İşte bu aşırı gürültülü yanında durmanın zor olduğu ses aslında son susurdan çıktığı zaman şu hale dönüşüyor. Ve bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini anlamak için de aslında sesin nasıl gerçekleştiğini anlamamız gerekiyor. Ses dediğimiz şey aslında dalgalar halinde hareket eden havadaki basınç değişimi olarak düşünebilirsiniz. Bu havadaki basınç değişimi örneğin bizim kulak zarımıza değdiği zaman bu kulak zarını hareket ettiriyor ve biz bu sayede sesi duyuyoruz. Bu havadaki dalgaların sıklığı ne kadar fazlaysa sesin frekansı, bu dalgaların frekansı artıyor deriz. Yani dalgalar daha sık bir şekilde havada bulunacaktır. Ve bu frekans arttıkça duyduğumuz ses tizleşecek ve kulağımıza daha ince bir ses olarak gelecektir. Bunu da günlük hayatta bir dizel otomobille 4 silindirli bir motosiklet karşılaştırdığınız zaman çok net bir şekilde duyabilirsiniz. Bir dizel otomobilin sesi çok daha düşük devrede çalıştığı için çok daha homurtulu ve tok gelirken bir 4 zamanlı motosikletin sesi çok daha yüksek devrede çalıştığı için çok daha tiz gelecektir kulağımıza. Peki bu dalgayı sönümlemek için ne yapabiliriz sorusunu sorduğunuz zaman aslında karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi bu dalganın enerjisini emecek ve ortadan kaldıracak bir malzeme koymak. Bu oldukça etkili bir yöntem. Özellikle film stüdyolarında örneğin ya da gerçekten sessiz olmasını istediğiniz alanlarda bu tür izolasyon malzemeleriyle kapladığınız zaman sesi sönümleyebilirsiniz ve gerçekten sesi ortadan kaldırmak bu şekilde mümkün. Ama araçlara baktığımız zaman önümüzde bir engel var. Siz sesi ortadan kaldırmak istiyorsunuz ama kesinlikle hava akışını kesmek istemiyorsunuz. Çünkü böyle bir bariyer koyduğunuz zaman hava akışını keserseniz motorunuz boğulmaya başlayacak, atmanız gereken egzoz gazları motorun içine girmeye başlayacak. Bu da yanmayı etkileyecek ve motorunuzu güçsüzleştirecektir. İşte bu yüzden ikinci seçeneğe bakmamız gerekiyor. İkinci seçenek biraz daha kompleks. Ses madem dalgalar halinde yayılıyor, bu dalganın tam tersini uyguladığınız zaman birbirini sönümleyecek bir durum ortaya çıkarabilirsiniz. Aslında günümüzdeki bu aktif çalışan kulaklıklar, Active Noise Cancellation olarak geçen teknoloji tam olarak böyle çalışıyor. Kulaklıkların dışında bir mikrofon var. Bu mikrofon dışarıdaki sesi ölçüyor ve içeriye o sesin tam ters dalgasında bir ses yolluyor. İşte bu sayede bu iki dalga birbirini sönümlüyor ve sıfırladığı için kulağınız o dışarıdaki sesi duymuyor oluyor. Ama bu 140 yıl önce icat edilen susturucu bunu nasıl gerçekleştiriyor? Aslında tek bir frekansla sesiniz varsa bunu gerçekleştirmek oldukça kolay. Bir oda tasarlarsanız ve bu odanın iki duvarı arasındaki mesafeyi iyi bir şekilde ayarlarsanız içeriye bir dalga yolladığınızda duvardan seken dalganın şekli terse dönüp kendisini sönümleyebilecektir. Ama tabii ki otomobillerde durum bu kadar basit değil. Çünkü aracınızı çalıştırdığınız zaman rölantide çalışırken siz 7000 devire kadar devir değiştiriyorsunuz. Yani standart bir mesafe sizi kurtarmayacaktır. İşte bu yüzden susturucuların içi 4 farklı odadan oluşur. İlk önce siz rölantide aracınızı çalıştırırken birinci odanın içinde egzozunuzdan gelen bu hava ve ses dalgaları yayılarak bir mazgaldan geçerek kendi kendini aslında biraz sönümler. Ve işte buradaki bu
deliklerin aralıkları ya da birinci odadaki iki duvar arasındaki mesafe tam olarak bunun için ayarlanmıştır. Bu mesafe öyle bir ayarlanır ki siz dakikada 1500 kere bu dalgayı yolladığınız zaman duvara çarpınca ses tam tersine dönüp kendi kendini söndürebilir. Ama günlük kullanıma geçtiniz. Orta devirde kullanıyorsunuz. Her zaman kullandığınız 3000 devir civarında kullanıyorsunuz diyelim ki arabanızı. İşte bu durumda ikinci ve üçüncü odaya geçersiniz. Bu içerideki hava akışı aslında oldukça rahat bir şekilde akarken ikinci ve üçüncü odada bu dalgalar duvarlara çarparak kendini sönümlemeye başlar. Ve bu sayede hava akışınızı minimum seviyede keserek sesi azaltmış olursunuz. Peki sağdaki sonuncu oda ne işe yarıyor diye sorarsanız oraya da rezonatör denir. Bu odada fark edeceğiniz gibi bir hava girişi vardır ama herhangi bir çıkış yoktur. İşte bu yüzden aslında bu odanın içinde bir hava akışı çok net bir şekilde olmaz. Bu odanın tek işlevi havadaki basınç değişimini içeriye alıp siz çok yüksek devirde aracınızı kullanırken bu basınç dalgasını kendi içinde sönümlemektir. İşte bu yüzden de en devirli kullandığınız zaman bu sonda gördüğünüz rezonatör odası artık işlevini yerine getirmeye başlar ve içerideki ses dalgalarını sönümler. İşte bu sayede bu gördüğünüz basit son susturucu işlevini yerine getirmiş olur. Tabii ki böyle lafta anlatmak kolay olduğu için videonun başında dediğim gibi ben de bir son susturucu tasarladım. Bu son susturucuyu tasarlarken benzinli bir arabanın çalışacağı devir aralığını hesaba kattım ve odaların mesafelerini buna göre ayarladım. Ve tasarımı bitirmez. İçindeki hava akışının nasıl olacağını anlamak için bir simülasyonu attım ve simülasyonda sonuçlar aslında oldukça ilgi çekiciydi. Simülasyonda şunu görüyorsunuz. Birinci odada ve rezonatör odasında neredeyse hiç hava akışı yok. Bu aslında olmasını istediğiniz bir durum. Çünkü birinci ve rezonatör odası aslında boruların birebir bağlı olmadığı odalar. Sadece ses dalgalarının oluşturduğu basıncı tersine çevirip etkisiz hale getirmek için tasarlanmış odalar. İkinci ve üçüncü odaya baktığınızda esas hava akışının burada olduğunu görebilirsiniz. Ve bütün bu tasarımlara baktığınızda bütün bu odalara baktığınızda hava akışı istediğiniz gibi gerçekleşirken bütün odaların içinde bir miktar partikül hareketi ve bir miktar basınç değişimi olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Yine işte bu noktada belirtmenin çok önemli olduğu bir şey var. Performans için her zaman rahat akan bir egzoz daha iyidir. Burada kazandığınız ve kaybettiğiniz şeyleri hesaplamanız gerekiyor. Günümüzde tabii ki regülasyonlar yüzünden çok sesli bir araç çıkaramıyorsunuz. Bu aracın sesini belli bir seviyeye limitlemeniz gerekiyor. Üreticiler de bunu yaparken hava akışını minimum seviyede kısıtlayacak egzozu üretmeye çalışıyorlar. O yüzden de her ne kadar burada hava akışı rahat bir şekilde geçiyor gibi görünse de girişteki akış ve çıkıştaki akış arasında aslında bir fark var. Ve her zaman bir miktar havanın akışına karşı direnç burada oluşacak. İşte bu yüzden araçlar modifiye edilirken ilk yapılan şey aslında bu susturucuları ve egzoz sistemini kısıtlayan herhangi bir şeyi sökmektir. Bu durumda tabii ki araçlar çok daha gürültülü hale de gelirler. Akış simülasyonunu tamamladıktan sonra üçüncü yaptığım şey ise 3 boyutlu bir yazıcıdan bunu basıp çok basit bir şekilde deney yapmak oldu. 3 boyutlu yazıcıda bastığım zaman çok net bir şekilde göreceksiniz ki buradaki pembe boru aslında motordan çıkan boruyu sembolize ediyor. Buradan havanın girdiğini görüyorsunuz. Net bir şekilde buradaki mazgallardan o sesin yayıldığını ve birinci odanın içinde kendi kendini dağıttığını göreceksiniz. Daha sonra ikinci odanın içine geçip oradan üçe geçtiğini görüyorsunuz bu sarı boru sayesinde. Ve son olarak da mavi boruyla dışarı atılacaktır. Mavi boru olarak gördüğünüz egzoz borusu sizin dışarıda baktığınızda araçta gördüğünüz boru. Rezonatör çemberine de buradan bir giriş olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da yüksek devirlerde işte kendi içinde sönümlemeyi sağlayacak bu aralık. Ve basit deneyimi de şu şekilde gerçekleştiriyorum. Kablosuz kulaklığımı aracın motor tarafına aslında bağlayacağım ve bir motor sesi açacağım. İlk olarak susturucunun 5 cm uzağına bir mikrofon koyacağım. Daha sonra da direkt kulaklığın 5 cm uzağına bir mikrofon koyacağım ve sesin ne kadar değiştiğini size göstermeye çalışacağım. Bu deney sırasında hiçbir ayarı değiştirmiyorum ve ses ayarlarıyla oynamıyorum. Bu sayede gerçekten aslında plastikten bile basılmış da olsa bir susturucunun ne kadar etkili olduğunu görebileceksiniz. İşte gördüğünüz gibi bu mucizevi şekilde çalışan parça aslında tam olarak 140 yıl önce icat edildi ve tamamen fiziğin temellerine dayanarak sesi sönümlemeyi sağlıyor. Her 3 boyutlu yazıcı videomuzda olduğu gibi bu parçayı da aranızdan birine kargo ile yollayacağım. Aşağıdaki yorumlardan seçeceğim. Umuyorum ki bu kadar basit ama aslında çalışması bu kadar kompleks olan bir parçayı basit bir şekilde anlatabilmişimdir. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.